İyi akşamlar Carrefour'sa günlük grafik bayağı oldu. Yani Haziran 2021 civarlarında biliyorsunuz bu 36'yı dip yaptı kendine. Yani daha alta bir hareket görmedik Carrefour'sa da. Piyasa uzun süredir 36'da alıyor. İşte artık yukarıda genellikle 45 civarlarına yakın. Bazen geçiyor yani. Geçtiği de oldu 45 hafta. Satış eğilimine giriyor Carrefour'sa da ve bu görüntü uzun süredir devam ediyor. Yani işte burada trade'den kazanıyor bu tür senetlerde. Yatay bir hareket, yatay bir bant. Şöyle biraz büyüteyim. Bakın burada Haziran 2021'de 36'ya değdi. En dip alanını almış olduk. Bir daha da kıramadı. Şimdi böyle bir grafik der ki abi 36'ya dikkat et der. Yani 36'nın altına gidiyorsa 29.92 yani 30 diyelim o bandında. 30 bandına doğru bir temas yaşanabilir. Belki satışlar hızlanabilir. Çünkü orada çoktur piyasa 36 desteğiyle işlem açıyordur. Yani altına kırılım biraz panik yaratır mı? O aklıma geliyor. Ona bakmak lazım. Öyle bir negatif bir şey olursa. Ha 36 kırılmıyor. Ya kırılmıyorsa korkacak bir şey yok. Yani tabii 200'de almadıysanız, 170'de almadıysanız yani maliyetiniz 30 Ekim'de, 20 30 Ekim'de efendime söyleyeyim ya da daha öncesinde Eylül ayında 2020'de ki o maliyetlenme değilse şuralarda aldıysanız çok korkacak bir şey yok. Arkasından yapıyor. Bunu devamlı yapıyor. Gördüğünüz gibi 50'ye 53'e hızlı geliyor bazen. Bazen biraz daha böyle ağır adımlarla geliyor ama 200 ortalama civarları en azından bir yoklama çekiyor oraya. Carrefour'sa piyasası genellikle satışla karşılanıyor. Zaten hani 55 yukarıda geçilmeden şu 55 kırılmadan Carrefour'sa'da bir olumlu bir hareket var demek olmaz. Yani genel anlamda 55 kırılacak ki majör olarak bir olumlu hareket orada başlar. Asıl bir boğa piyasası bekliyorsanız 55'ten sonra bu konuşulabilir. O yüzden yukarıda takip edilmesi gereken kısım da bu. Ana kısım bu. Bir toplanma alanıdır. Yani burada senet toplanıyor mudur? Aklınıza gelebilir biliyorsunuz. Yukarıda yatay dağıtım alanları, aşağıda yatay çoğunlukla toplama alanı olarak ifade ediyoruz. Yani birinin topladı toplamadığını elbette ki bilemem. Ben de bilemem. Bilemeyiz de. Teorik olarak evet benziyor. Böyle bir alana benziyor. Trade ediliyor bu alanda. Yatay götürülüyor. Onun için diyorum zaten yani 36'ya dikkat edilmeli diye. Teorik olarak benziyor. Tabii bir akümülasyon dönemine benziyor. Yani biz bu döneme toplama dönemi diyoruz. Daha sonra bir bahane bulunursa işte bir bilanço mu olur? Şirketle alakalı bir olumlu bilemem yani neticede bir olumlu haber olursa oradan sonra da tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz bu tür senetlerde. Diyorum onun için de 55 yani o kırılırsa bir hikaye belki orada başlayabilir. Görünüm bu. Yani ben çok uzun süredir de yer vermedim Carrefour'a. Zaten aslında hani yer verecek bir şey de yok çok fazla. Aynı hareketin tekrarı var burada. RSI 36 oldukça satıcılı bir alan tabii. MACD'ye bakıyorsunuz o da aşağı akımı gösteriyor. Biraz böyle şey geliyor. Nasıl söyleyeyim? Yavaş. Böyle çok hızlı bir momentumda değil de 20 ortalamanın kontrol ettiği bir momentumda bir düşüş var burada. Yani bir belki hani 39-20'nin kırılımı bir miktar böyle yukarı hareketi 200 ortalamaya doğru da orada sağlayabilir tabii. Yani 44-90'da şu an 200 ortalama. Herkese iyi akşamlar.